Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Kentucky'den Max Bora'yı deniyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Dün ben Royal'in yaban merseninden sonra bu Kentucky'den Medusa'yı da denedim. Yalnız tadı falan çok güzel. Ona ayrı hiç yani bir şey diyemem. Yalnız çok gül var içinde. Hani gül bayağı kendini hissettiriyor. İçtikten sonra Medusa'yı, nargile takımınızı güzelce bir yıkayın. Marpucunuzu yıkayın. Öyle bir koyun. Dün ben yaban mersininden sonra işte bunu denedim, Medusa. Bunun içinde biliyorsunuz gül var, açay var, limon var, buz var, kuşburnu var. Ama ben gülle açayı daha çok hissettim. Hani buz da böyle çok soğuk gelmiyor. Böyle arkadan bir nane hissi gibi veriyor. Ama dediğim gibi kesinlikle nargile takımınızı yıkayın. Dün ben hatta elimden bir saat falan da gülün kokusu hakikaten çıkmadı. Acayip yani güzel. Tadına da gelirsek, bir saat kömürler bitene kadar içtim. Hiçbir tat kaybı olmadı. Onu da söyleyeyim. Bugün de Max Bora'yı deneyeceğim. Bunun içinde de ne vardı? Böğürtlen olması lazım. Birkaç bir şey daha var. Böğürtlen var. Limon var. Mentol var arkadaşlar. Max Bora. Şu an limonun tadını alıyorum. Ben Kentucky'yi ilk defa Mai Tai'yi içmiştim arkadaşlar. Mai Tai'de damar ve çöp oranı çoktu. Ama bu Max Bora'da öyle değil. Bu Medusa'da da öyle değil. Yani damar hani çok yok. Çöp oranı da normal derecede. Max Bora'yı dediğim gibi gülü baskın. Onun için nargile takımınızı yıkayın. Size tavsiyem. Hani dün ben içtim bir saat falan. Güzeldi. Şimdi Max Bora'yı içiyorum. Şu an limon ve mentol geliyor arkadaşlar. Şu an limon ve mentol ağırlıklı. Ama güzel, hani boğmuyor, boğucu bir tadı yok. Bir de bana Instagram'dan birkaç arkadaş şey sordu. Onu da söyleyeyim. Anasonla niye karıştırabiliriz dediler. Hani bu sert gelmiş bazen, ağır gelmiş. Hani öksürtmüş falan, hani içememişler. Anasonla üzüm karıştırabilirsiniz. Anasonla kiraz karıştırabilirsiniz. Vişne karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hatta nane bile karıştırın yani. Anason nane gider.
Tütünümü yeniden göstereyim. Kentucky Max Bora arkadaşlar. Börtlen şimdi yavaş yavaş az az gelmeye başladı ama önden limon ve mentol geliyor. Dediğim gibi çöp oranı ve damar oranı bunlar da az. Yani ben Mai Tai'ye göre diyorum size. Ben çünkü ilk Kentucky'yi Mai Tai içmiştim. Hatta bir paket bitmişti, bir paket daha almıştım. İkisi de öyleydi ama bunlar öyle değil. Bunlar daha farklı. Güzel bir içim var. Dün ben kömürleri bitene kadar yani bir saat falan Medusa'yı içtim. Hiçbir tat kaybı falan yani yaşamadım. Gayet de güzel geliyordu. İkinci kömürleri koysam yine gelirdi yani eminim. Çünkü hiçbir tat kaybı olmadı. Ben dün zaten Royal içmiştim. Royal'in yaban versiyonu. Ondan sonra işte bir iki saat sonra da Medusa'yı içtim. Saatte geç oluyordu. Yani ikinci kömürleri koymak da istemedim. Öyle kaldırdım. Tat kaybı kesinlikle olmadı. Ya bu da güzel. Fresh. Karışım olur yani bundan. TLS üzüm almıştım dün. O da kırmızı çıktı. Bir de sordum yeni seri mi eski seri mi diye. Eski dedi ama hiç tarihine falan da bakmadıydım ben. O da kırmızı çıktı. Onu da tadı güzeldi ama hani öbür kırmızılar gibi hiç şey yapmadı yani öksürük gıcık falan yapmadı, güzeldi. Onu da Royal'in yaban mersiniyle karıştırdım. Üzüm yaban mersini içtim. Tütün arkadaşlar sarı bir tütün. Tütünü açayım göstereyim. Gel poşeti şey gerçi ya. Poşete elimi sürmeyeyim ama hani şöyle bir görünürse sarı bir tütün. İçinde iki tane poşet var. Çöp oranı yani az. Şerbet oranı aynı. Mai Tai'nin de şerbeti böyleydi. Şerbet oranlarını güzel ayarlıyorlar. Tütünün dumanı da güzel. Şöyle bir oturayım bir duman vereyim. Yani tat kesinlikle hakikaten güzel yalnız kaç dakika oldu bakayım 9 dakika olmuş arkadaşlar mentolü biraz daha ağırlaşmaya başladı yani mentol biraz daha kendini hissettiriyor şu an mesela ilk başta limonla mentol geliyordu şu an limon çok azaldı. Mentolle böğürtlen geliyor.
Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yani alınır mı? Alınır. Tadı da güzel. Çöp oranı, damar oranı az. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.